Trump'ın Türkiye'yi tehdit etmesi olayıyla alakalı neler düşünüyorsunuz? O tehdit zaten şimdi değil de o zamanında da aynıydı. Trump'ın hiçbir zaman için Türkiye'nin dostu olduğunu biz düşünmüyoruz. Ben şahsen düşünmüyorum. Onun yapmış olduğu yaklaşımlarda bütün bir plan, bir proje, bir şey başka bir şey değil. Trump asker gönderdi. Türk askeriyle beraber sınırda bir gösteriş yaptı. Şimdi askeri geri çekiyor. Diğer taraftan da tanklar dolu silah gönderiyor. Dolayısıyla böyle bir dost olamaz. Ben hiçbir zaman için dost olarak görmedim ve görmüyorum. Operasyon başladı biliyorsunuz. Peki ekonominizi yok ederim şeklinde bir açıklaması vardı. Ne yapabilir sizce? O ekonomimizi yok edecek gibi değil. Türk milleti çok şükür ayaktadır. Ama tabii ki hoş bir şey değil. Bu da onun geçmişte yapmış olduğu planların neticesiydi. Çıktı meydana. Nihayet çıktı meydana. Bunu anladıysak mesele yok. Bitecek. Her şey bitecek. Çok teşekkür ediyorum. Hiçbir zaman için bizi tehdit edemez. Türkiye dimdir, diktir, ayaktadır inşallah. Konumuz şudur, Trump biliyorsunuz olası bir operasyon yapılması halinde Türkiye'nin ekonomisini yok ederim demişti. Ne düşünüyorsunuz? Bir şey anlatmaktan başlayayım sözüme. 1974 yılında Kıbrıs Barış Harekatı başladığı zaman ikinci harekatta Amerika Türk ordusuna benim silahımla Kıbrıs'ta savaşamasın dedikleri zaman bu ülkeyi yönetenler o zaman şunu söylemişler. Biz orada haklarımızı ararız, kimseye de hesap vermeyiz. Ve Amerika o zaman G3 tüfeklerinle biz o zaman çarpıştığımız zaman G3'ün mermisini vermemeyi vaat etmişti. Fakat o dönemin başbakan ve başbakan yardımcısına Allah nakani kanı rahmet eylesin, bir gecede bu ülkede fabrikalara mermiyi yaptırıp ve Kıbrıs Harbi'nde askere yetiştiren bir milletin evlatları ve gazisi olarak şunu söylüyorum. Bak Trump, sana buradan İstanbul'un Esenyurt ilçesinden onlara bir çağrı yapıyorum. Amerika o zaman Türk ordusuna şu lafı da söylemişti. Bu milletin sizin yayıncılık aracılığınızdan bu milletin bunu duymasını arzu ediyorum. Türk ordusu 25 yıl uğrasa beş parmak dağlarına çıkamaz. Samimi kalbimden söylüyorum buradan. 40 bin Kıbrıs gazisi adına söylüyorum. Gazi adına söylüyorum. Beş parmak dağları tam 3 gün sürdü. Ben hava indirme tugayında paraşütçü komando askerdim. Tam 3 gün sürdü. Bak Trump 3 gün sürdü aslanım. Yalandan yere başını kıçını o yana bu yana uğratma. Kesebilirsin. Oynatmasınlar. İşte Türkiye'nin ekonomisini mahvederim. Kusura bakma arkadaş, Türkiye eski Türkiye değil. Türkiye eski Türkiye değil. Türkiye eski kafalarla idare edilmiyor. Çok net bir şey söyleyeyim. Bu millet eski millet değil. Türkiye Cumhuriyeti 15-20 yıl içerisinde bu millet öyle bir kenetlendi. Kendi içimizde birbirimize belki siyasi olarak, belki yöresel olarak, belki birbirimize şey yapabiliriz. Ama milli manevi ve milli misaki sınırlar içerisinde bu vatan için bir şey olduğu zaman bu millet Lazı ile, Kürdü ile, Alevisi ile, Sünnisi ile, Zaza babası ile bir yumruk olmasını bilen bir milletiz. Biz öyle bir milletiz. Onun için Trump burada kendini ateşe atmıştır. Amerika bu milletin hiçbir zaman ne tarihte ne bugün dostumuz olmamıştır. O zannetti ki Türkiye'ye böyle bir çamura atarım orada operasyonla beraber. Batağa batarlar, işte karışırlar, Suriye gibi olur. Bu olmayacak kardeşim. 82 milyonu ile beraber bu millet bir yumruk halindedir. Siyasi liderlerimizin de birbirine sataşması bizim bu süreçte birbirimize böyle ne kadar satarsa ayrıcalığımız olmayacaktır. Şu anda parlamento tek yumruk halindedir. Bu millet bir yumruk halindedir. Artık Avrupa'da öğrendi. Avrupa'da öğrendi ki bundan 50 yıl önce, 60 yıl önceki Türkiye karşımızda yok. 82 milyonla bir yumruk olan bu millet artık muasır adın Mustafa Kemal Gazi Atatürk'ün buyurduğu gibi milli devlet olarak muasır asılı yakalamak üzere bir birlik olduk. Dünya gelse vız gelir, Trump gibi neleri gelip geçer. Böyle bir soruda böyle bir şey tanıdığınız için ben size teşekkür ediyorum.
Başımızda gibi böyle sessiz adamlar olursa, böyle çok taviz verirlerse daha çok tehdit yeriz biz. Nasıl tavizler? Tabii görüyoruz, adam diyor ki ben bu başta kaldığım zaman diyor bu teröristi buradan elimden kimse alamaz. Adam mahkemeye çıkmadan uçak bekliyor. Daha ne diyeceksin ki buna? Adam mahkemeye çıkmadan uçak orada bekliyor. Hangi olaydan bahsediyorsunuz? O şeyi kaybetti ya, papaz geldi ya buradan. Hı hı. Onun olayını söylüyorum ben. Cumhurbaşkanı dedi ki ben bu koltukta kaldığım zaman bu adamı kimse elimden alamaz. Adam mahkemeye çıkmadan uçak geldi. Mahkeme olmadan adam uçak gitti daha. Daha ne? Tavuz veriyoruz yani. Onu biz şımartıyoruz. Bizler... Trump dediğini yapabilir mi? Ekonomisi mahvedebilir mi sizce? Biz her şeye borçluyuz, her şeye bağlıyız. Dış güçlere bağlıyız. Tabii bir dönüyor Amerika'ya, bir dönüyor Rusya'ya. Ya sen koysana ağırlığını. Koy masaya yumruğunu. Ramat Recep ne yaptı? Koydu masaya yumruğunu. Kim gelirse gelsin dedi. Yalan mı? O da öyle yumruğu masaya vursa. Desek ben hiçbirinizi tanımıyorum. Bir herkes de gider savaşır. Bir o yana bir yana giderse yine o dengen kaybolur. Şimdi bir dengesiz gemi gibi gidiyoruz. Bir sağa bir sola yalpa yapıyoruz. Trump'ın tehdidiyle ilgili ne düşünüyorsunuz? Trump'a bir tehdit edemez ki, Trump'ın tehdidi kendine. Kendine keskin sirke küpüne zarar, kendine zarar eder. Söylediği gibi Türkiye ekonomisine bir zarar verebilir mi? Hiçbir şey yapamaz. Hiçbir şey yapamaz. Türkiye bir olduğu müddetçe hiçbir şey yapamaz. Operasyonu destekliyor musunuz? Tabii ki destekliyorum. Tabii ki destekliyorum. Sonuna kadar. Çok teşekkür ediyorum. Sonuna kadar. Sağ olun. Ha, gücümüzün yettiği kadar, yere kadar. Sıkıntı yok. Sağ olun. Teşekkür ediyorum. Bizim bir bayrağımız var. Onun için ölmeye hazırız. Türkiye mi girmesin? Girmez. Türkiye girmesin. Neden? Ya ne işi var? Millet zorluğa giriyor. Yani şu an gerçekleşen operasyonu istemiyor musunuz? Karşı mısınız? Ya vallahi istemiyoruz. Trump'ın bu açıklamasını ne diyeceksiniz? Ya Trump'ın alakam, benim alakam yok da, ama Türkiye girmesin. Savaşa girmesin. Ne işi var savaşa? Dünya herkes savaştan kaçıyor, biz savaşa gireceğiz. Peki ülke güvenliği açısından eğer bu bir tedbirse? Ülke için girmesin. Fakir fukaraları sokmasın. Ne işin var? Siz ne düşünüyorsunuz? Ekonominizi yerle bir ederim. Girmeyeceksiniz. Ben istemiyorum dedi. Bir kere yaptı ya yani, değil mi? Ne zaman yaptı? 2-3 ay önce yapmadı. 7. ay mıydı, neydi? Onu Trump mı sağladı? Tabii o ya sağladı. Kim sağladı? Bir daha yapar mısınız? İsterse yapar. Biz ne yapalım o zaman? Önlem almak lazım. Ne yapacaksın? Ne yapalım? Şimdi Trump dedi ki, eğer dedi Suriye'ye bir operasyon yaparsanız, evet, ekonominizi mahvederim dedi. Biraz, tehdit etti. Biraz sıkar. Neden? Ya hiçbir şey yapacağı bir şey yok yani. Ekonomi anlamında bir savaş yapabilir mi? Hiçbir şey yapamaz. Ya da bir hamle yapabilir mi? Hiçbir şey yapamaz. O ne dedi? Yani Tayyip dedi, onun karşısında diktatör olduğu için korkuyormuş ondan, öyle mi dedi? Biliyorsun dedi, değil mi? Ha, Tayyip'e ben güveniyorum. Hiçbir şey yapamam. Allah'ın izniyle hiçbir şey yapamam. Ya şimdi şöyle bir durum var. Bununla alakalı biz tabii siyaset içerisinde değiliz ama normal bir vatandaş olarak sizlere şunu söyleyebiliriz. Yani bugün Amerika, evet, kabul etsek de etmesek de bir süper güçtür. Bunun bilincindeyiz maalesef ki. Ama şu anda da gelişen bir zamanla, teknolojiyle bizler de artık eski bir Türkiye değiliz. Yani bundan dolayı gücümüzde olduğunu inanıyoruz. Sonuç itibariyle A kesimi, B kesimi, seveni, sevmeyeni takdir görebilir. Sonuç itibariyle bizim çok değerli bir cumhurbaşkanımız var. Herkesin de dediğimiz gibi görüşüne saygımız var. Bizim liderimiz dik durduğu sürece, Türkiye tek bayrak altında birleştiği sürece, tek millet olduğu sürece Allah'ın izniyle kimse yıkamaz. Ama tabii ki kendi içerisinde parçalanır, ayrı ayrı bölümlere geçerse de Amerika değil, bugün hiç ummadığınız bir ülke bile çok rahat bir şekilde bizim üstümüzden gelebilir. Parçalanmaktan kastınız siyasi birlik mi? Yani ya toprak bütünlüğü mü? Tabii ki. Şimdi şöyle bakın, biz aile içimizde bile yani bu etnik kökenleri eleştirmek ya da ayrıştırmak anlamında değil. Benim Alevi yengem de var, Kürt yengem de var, Yugoslav yengem de var. Biz 5 erkek kardeşiz. Her ırktan bir milletten evli kalabiliyoruz, alabiliyoruz. Ama şimdi kendi içimizde görüşlerimiz başka bir şey. İç siyaset başka bir şey, dış siyaset başka bir şey. Şu anda kendi içimizde ailemize de böyle bunu örnek göre verebiliriz. Örneğin mesela kendi içimizde kavga edebiliyoruz ama dışarıya karşı tek bir yumruk olabiliyoruz aile olarak. Türkiye'de de bu olabiliriz. Bu olabilirsek biz bunu başarabiliriz. Yoksa şimdi yan tarafa mikrofon uzattığınız zaman arkadaş işte farklı bir görüşü savunur. İşte der ki hayır, o öyle yapamaz. İşte bana tutarsınız, ben derim ki evet, inandığım için yapabilir derim. Ama bizim hepimizin tek bir fikirle birleşmemiz gerekiyor. Sevsek de sevmesek de. Bugün A, B, C değil. Bugün 15 Temmuz oldu. İşte kimisi o vatandaşın yani telefonuyla çıktı. Kimisi dedi ki ben Suriye gibi olmayacağım. Namusum ayaklar altına gelmeyecek. Bu düşünceyle çıktı. Yani o gün orada
dışarı çıktığınız zaman hepsi AKP'li miydi? Hepsi sağ görüşlü insanlar mıydı? Her görüşten insan vardı. Çünkü niye? Yarın Suriye gibi kapımızı çalıp işte Amerikan askeri ya da Rus askeri namusunuzu elinizden almaya geldim denilmesin. Çünkü vatandır üzerinde yaşadığımız. Sizin istediğiniz kadar A görüşü, B görüşlü olun. Emin olun ki Suriye'nin bugün bir çaldığı Türkiye'si var ama Türkiye'nin herhangi bir çalacak bir kapısı yok. Yani özetleyecek olursam konuyu da çok da dağıtmadan şunu söyleyebiliriz. Yani bugün Ahmet'i, Mehmet'i, Hasan'ı, Hüseyin'i, etnik kökenleri, ırkı, dini, dili ayrıştırmadan bir çatı altında toplanmalıyız. Çünkü bugünkü dava Türklük davası, Türkiye davası. Bugün Tayyip Erdoğan'ı evet vurup öldürelim. Senin vatanın elden gittikten sonra ne yapacağız? Nerede yaşayacağız? Biz demiyoruz mükemmeldir, arşı aladır. Onun da iyisi vardır, onun da kötüsü vardır. Yani ondan daha da iyi vardır, daha da kötü vardır. Biz her görüşe saygı duyuyoruz. Yani dediğimiz gibi mesele kesinlikle benim görüşüm kesinlikle ve kesinlikle sağcı, solcu, Alevi, Sünni, Tayyip Erdoğan ya da Kılıçdaroğlu davası değil. Vatan davası. Başka bir şey demiyoruz. Vatan. Bugün İstanbul seçimlerinde bizim için normal bir geçen siyasettir. Yani bir gün belediye başkanımızı seçeceğiz. A görüşten B görüşten önemli değil. Ama Akdeniz'de yığınlaşma oldu. İnsanlar dediler ki işte biz Akdeniz'de doğalgaz arıyoruz. Hayrola 40 tane 50 tane savaş gemisiyle mi arıyoruz? Bunları çözebilmek lazım. Çünkü Türkiye'nin etrafında sürekli bir oyun dönüyor. Bunu uyanabilmemiz lazım. Yarın adam burayı parçalayıp böyle taktiğini uyguladıktan sonra emin ol sağ görüşü olarak sen de huzursuzsun, sol görüşü olarak ben de huzursuzum. Hepimiz huzursuzuz. Yani burada önemli olan Tayyip Erdoğan ya da hükümet davası değil. Tek bir bayrak. Yani içimize savaşımızı verelim. Yanlışlarımızı söyleyelim. Sen hükümet olarak şu yanlıştasın diyebilelim. Ama bugün dava hükümet davası değil. Bugünkü dava iç siyaset değil. Bugünkü dava dış siyaset. Senin bugün Trump'ın kalkıp Türkiye'yi ekonomiyle bir ederim diyorsa bugün en büyük sebeplerinden bir tanesi muhalefettir. Her şeye muhalefet olunmaz. İnsanların bir tane yaptığına da okey diyeceksin.